Sevgili Ümit Sabi Kubuş. Sevgili Mustafa Can. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Şahaneyiz vallahi. Sizleri sormalı. Bugün arkanızdaki torbanızda bize peygamber devesi getirmişsiniz. Evet. Bugün bir peygamber devesiyle geldik. Yahu ne karizmatik bir böcektir bu peygamber devesi. İsmiyle başlayıp davranışlarıyla devam eden. Hastayımdır. Prayer. Yani evet, çok değişik bir hayvan, değişik bir böcek mi hayvan? Önce bunu sorayım. Bu hayvan değil, değil mi? Böyle hayvanmış gibi davranan bir böcek. Aslında bir böcek tabii ki. Daha öncelerde de söylediğimiz gibi böceği tanımlamanın en basit yolu ayaklarını saymaktır. 6 tane ayağı var ve bir böcek. Ama yani bayağı bildiği kertenkeleyi yakalayıp yiyebilen falan öyle tabii, bir böcek. Önce bugünkü konumuzu niye peygamber devesinden seçtik? İstanbul'da peygamber devesi var mı? Aa falan diyenler çıkabilir. Var. Geçen gün evimin önünde daha kapıdan çıktım yaklaşık 13-14 santimlik bir peygamber devesi evimin önündeki çiçekçiye kamp kurmuş. Çiçekçideki abiler ablalar da onu görünce kaçmışlar. Uzaktan seyrediyorlar. Oradan dikkatimi çekti. Baktım bu neymiş diye bir peygamber devesiyle karşılaştım. Bak bir önceki bölümde gelinciklerden bahsediyorduk. Orada da 13-15 santim falan diye söylüyorduk. Tabii, o büyüklükteki bir peygamber devesinden, böcekten bahsediyoruz. Aynen öyle. Yani küçük çocuklardan büyüklere kadar herkes tarafından bilinen çok karizmatik bir böcek. Çoğu zaman böcek olarak bile algılanmıyor. Korkuluyor, ne bileyim işte çekiniliyor görünce ama mesela bir hamam böceği gibi böceğe verilen tepki verilmiyor dikkat ettiysen peygamber devesine. Herkes saygı duyuyor. Abi mahalle kabadayısı gibi hayvan nasıl öyle bir böceğe verilen tepki gibi verilsin? Ya birçok mitolojide var. Çin mitolojisinde o meşhur onların kung fu'ları vardır ya. Mesela kung fu tekniklerinden bir tanesi çizgi filmlerde, Kung Fu Panda'da falan çok işlendi. Mantis, Mantide familyasına ait. Mantis dediğimiz bir böcek grubu. Çok da yaygın ve çok fazla türü var. Yani say say bitmez. 18 bin tane türü var. Dünyanın geneline yaygın yani. Yaygın. Hani Avrupa kıtasının kuzeyinde az. Yani Kanada'ya falan çıktığın zaman az. Mesela Kanada'da bir tane tür yaşıyor. Geri kalan da oldukça yaygın. Peki mesela bu 18 bin tür içerisinde çok spesifik özellikleri, büyüklükleri, rengi, davranışı, tavrı farklı olanları var mı? Yaşadığı bölgeye göre küçük değişiklikler oluyor. Renk değişikliği, kamuflaj desenlerindeki değişiklik oluyor ama yeri gelmişken söyleyeyim. Biraz önce aklıma o gelmemişti. Kanada'da dedim ya bir tane tür yaşıyor diye. İnsan estetiği olarak, insanın estetize anlayışı olarak dünyadaki en güzel peygamber develeri Kanada'da yaşıyor. Böyle kanatlarını açtığın zaman rengarenk, açık kanadı, rengarenk, böyle iri, gayet daha karizmatik falan bir duruşu var. Ama geri kalanı dünyanın neresine gidersen git, gördüğün zaman şeyi anlarsın abi, bu peygamber devesi dersin. Bizim iklim şartlarımızda aşırı gelişmişler olabiliyor, böyle 15-16-17 santime kadar gidenler oluyor. Daha önce de böcekleri anlatırken çok defa bahsettiğimiz gibi ekvatora yaklaştıkça, hava ısındıkça onların büyüklükleri, tür sayısı ve birey sayısı artıyor. Şeye kadar böyle 20-25 santime kadar olanlarına şahit değilim ama hani literatürde görmüşlüğüm var. Ya çocuk kaçırır o büyüklük. Genel olarak mesela sosyal hayatları nasıl? Nasıl bir yani avcıl hayvanlarda olduğu gibi tekil mi yaşıyorlar yoksa kalabalık gruplar halinde mi yaşıyorlar? Yok, tekil yaşıyorlar. Böcekler aleminin kaplanlarından bir tanesi de. Yani bütün böcekler alemi içinde 3-5 bazı tane. Bazı örümcekler de öyle galiba. O böcek olmadığı için onu ayrı tutuyoruz. Pardon, böceklerin içinde mesela en çok bilinen yırtıcı böceklerden bir tanesi bizim gelincik şey, gelincik benandı. Uğur böceği. Mesela uğur böceği yırtıcı bir böcektir, avcıdır. Böcekler aleminin kaplanlarından bir tanesidir. Aynı şekilde peygamber devesi avcıdır. Direkt proteinle beslenir, avlayarak beslenir. Karizmatik av yapar. Memeli hayvanlardaki kurt gibi, kaplan gibi, aslan gibi o alemin büyük avcılarındandır. Peki nasıl ürüyorlar? Ya onu sormasaydın iyiydi. Şöyle şu açıdan. Şimdi dedik ya peygamber develeri avcıdır. Proteinle beslenirler. Oradan bir başlayalım. Neyle besleniyorlar? Onu diğer böceklerle besleniyorlar. Özellikle ön ekstremitelerinin, herkes bilir zaten onun duruşunu. İşte dikenli ve bıçak gibi keskin yapıları vardır. Böceği içeri alır, kırt diye paramparça eder. Ondan sonra parçalayıcı ağız yapısı vardır. Yer. Çok kendileri gündeme getirmiyorlar negatif PR olmasın diye ama yamyamlık da var onlarda. Kendi türdeşlerini de avlayıp yiyorlar. Öyle bir sıkıntı var. İkincisi de çiftleştikleri zaman genellikle dişi peygamber develeri erkek peygamber develerini yerler. Bedeli çok ağır bir seks. Aynen öyle. Erkek peygamber devesi mevsimi geldiği zaman kur davranışı yapar. Çiftleşirler. Çiftleşirken de veya çiftleşme sonrası da dişi peygamber devesi erkeğini yer.
Hatta bazen şey olur, bak nasıl bir adaptasyon. Çiftleşirken canı sıkıldı dişi peygamber devesinin, kılıcı savurdu, kelleyi aldı. Yemeye başladı, erkek istifini bozmuyor, çiftleşmeye devam ediyor. Kafası olmadı. Erkeklerin kadınlar karşısındaki bu hezimeti, bu zavallı ne olacak abi ya? Yani. Zaten yamyamlık var, kendi türleriyle kannibalizm dediğimiz yamyamlık alışkanlığı var. Bir de çiftleşme sonrası erkeklerini yiyorlar, öyle hazin bir öyküsü var. Ne kadar yavru yapıyorlar bir tek seferde? Yani bu böyle daha sayılı mı yoksa böceklerde olduğu gibi yüzlerce binlerce? Yüzlerce binlerce değil ama diğer böceklerin birçoğundan farklı olarak peygamber develerinin dişileri yaşadıkları yere göre değişmekle beraber bitkilerin yapraklarının altına kokon dediğimiz böyle daha korunaklı, bütün yumurtaların bir arada olduğu kozalar halinde bırakıyor. İçlerinde de işte 30'dan 100'e kadar sayılarda olan döllenmiş yumurtalar. Isıya bağlı olarak yumurtadan çıktıkları zaman yavrular, daha önce bahsetmiştik ya, birçok böcekte yumurta açılır. Mesela karasinekte bahsetmiştik. Larva çıkar. Larva pupaya dönüşür. Sonra ergin olur. Bazı böceklerde de peygamber devesi buna dahildir. Larva oluşturmaz bunlar. Yumurtalardan nimf dediğimiz bir yapı çıkar. Larvalardan farkı ne? Çıkan yavru neredeyse ebeveynlerine benzeyecek şekilde çıkar. Zaman içinde larvaların deri değiştirmesi, kabuk değiştirmesi gibi nimfler de büyüdükçe kabuk değiştirerek, dış iskesini değiştirerek ergenleşirler. Peygamber develerinin nimfleri kanatları hariç, kanatları sonradan oluşuyor. Bildiğin peygamber devesine benzer ve hemen avlanmaya başlarlar. Hatta prematüre doğmuş veya güçsüz doğmuş kendi kardeşlerini de yiyerek başlarlar. Ya bayağı vahşiler dışarıya karşı. Tabii. İyi dedin. Hani biz hep kaplana falan benzetiyoruz ama daha çok sırtlana benziyor. Evet. Kaldırıldı. Yani bayağı. Ağırlıklı olarak tabii ki avcı oldukları için proteinle besleniyorlar. Yaşadıkları ortamın produktivitesine göre, mevsime göre hani böceklere ulaşamazlarsa kendilerinden çok daha büyük kuşları falan avlayabiliyorlar. İşte küçük yılanları avlıyor, kuşları avlıyor, küçük fareleri. Avlamayı deniyorlar ama avlayabiliyorlar mı? Avlayabiliyorlar tabii. Düşünsene Amazonlar arkadaş yani. Amazonlara yakın bir yerde olduğunu düşün. Bizde 15 santim olan peygamber devesi orada da 20-25 santim. Kuş dediğin zaten ötücü kuşlardan bir tanesini yakalamaya kalksa 4 santim, 5 santim. Alır koltuğuna, eve götürür. Yalnız avcılar. Hiçbir organizasyonel şeyleri yok. Tavırları yalnız yok. Yalnız avcılar. Hiç zehirli türü var mı? Yok. Mesela bizde böceklerle ilgili kaygı verici bir şey oluşmasını sağlayan bu zehirli olma korkusu. Peygamber böcekleri iriliklerine, büyüklüklerine rağmen yok. Zehirli hiçbir... Hiçbir zehirli şeyleri yok. Türleri yok. İyi avcılar diyoruz ya deminden beri. Ağızları da parçalayıcı, kesici parçalayıcı yapılıdır. Avını öldürdüğün zaman onu hıtır hıtır yer. Yapabiliyorsanız karşılaştığınızda elinize alabilirsiniz. Hiçbir şey yok. Isırmaz da. Onu sadece soracaktım. Yani insana karşı hiçbir zararı var mı? Yok, hiçbir zararı yok. Niye ısırmaz? Yani parmağına vesaire... Seni av olarak görmüyor. Bir de tabii orada bir yaklaşma şekli var. Şimdi arazide çalışırken peygamber devesiyle karşılaşında eğer toplaman gerekiyorsa normalde alıp öldürme kavanozunu veya toplama kavanozunu almak için yukarıdan gelirsin. Ayaklarıyla beraber onu alırsın, atarsın. Ama öyle bir niyetin yoksa karşılaştığında hayvanın arkasından değil önünden, gözünün olduğu yerden yaklaş. Elini uzat, başka bir şey yapmana gerek yok. Çıkar elin üzerine, orada durur seninle. Kurtulmak istediğin zaman, göndermek istediğin zaman aynı şekilde yere bırak, gözü gitmesi gereken yere bakacak şekilde ayarla, elini terk eder, kaldığı yerden devam eder yürümeye. Anladım. Senin av olduğunu düşünmediği için de parmağına falan, yani kesici ağzıyla ısırdı, parmağımı kopardı falan. Hiç öyle bir şey yok. Çok da havalıdır yani. Masada hava atmak için elinde peygamber veya omuzuna koyup peygamber devesiyle gelebilirsin. Hiçbir... Adı nereden geliyor Sami bu arada? Neden peygamber devesi? Valla bizdekini çok iyi bilmiyorum ama biz herhalde onu biraz ithal etmişiz. Avrupa'daki türlerinde ona prayer mantis diyorlar. Yani dua eden mantis. Hani elleri şöyle şuna benzer bir şekilde duruyor ya. Hani Katolik veya işte Hristiyan alemi ona işte sürekli dua ediyor şeklinde bir isim vermiş. Bizimkilerde yani bizim topraklarımızdaki antik isimlerini bilmiyoruz. Yani onu da isimlendirme babalarından bir tanesi Linnaeus. İşte 1700'lü yılların sonunda 1800'lü yıllarda sanırım gelmiş, isimlendirmiş. Ondan önceki kayıtlarda hani benim ulaşabildiğim, gözüme çarpan bir şey yok. Ona ne isim veriliyor bilmiyorum. Benim şahsi fikrim, yanılıyor da olabilirim. Biz oradan hani meşhur oldukça oradan almışız peygamber devesi ismini. Dua et dinden geliyor. Kentte şehir içerisinde yaşıyor mu? Tabii yoksa... çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Yani kentte derken binalarda orada burada görmeyiz ama küçük
ağaçlık olan her yerde yaşıyorlar. Dedik ya baştan beri çok avcı bir hayvandır ve kamuflaj yeteneği çok üstün bir hayvandır. Hiç yakından gördüğünü bilmiyorum. Çok gördüm. Birkaç defa gayet yakından da yavaş baktım. Hareket eder. Yerin salınmasıyla aynı ritimde sallanır. Öyle ani hareketleri yoktur. Avcı olmasından kaynaklanır. Rengi itibariyle de ağaçların, yeşil ağaçların olduğu yerlerde gerçekten çok fazla var. Hani oturup birkaç saat uygun olan bir bahçede birkaç saat zaman geçirsen mutlaka bir iki tane görüyorsun. Orada kamuflaj yeteneğini kullanarak ağacın üzerindeki parazitel böceklerle de avlanıyor. Benim evimin önünde dut ağacı var. Tabii şu anda dut falan kalmadı ama yaprakları hala duruyor. Dut ağacının altında buldum ben onu. Öyle apartmanların kuytu köşelerinde, bodrum katlarında falan değil. Gayet bildiğin ermiş Çinli kungfucular gibi öyle ağaçların tepesinde yaşıyor. Evet, yani evrimsel olarak mesela genel böceklere baktığında böceklerin içerisinde farklı bir yeri de var. Evet. Yani alışkın olduğumuz böcek şeyi, davranışları bizim peygamber böceklerinden daha farklı. Evrimsel olarak nereden geldiğini biliyor muyuz? Evet, üç aşağı beş yukarı biliyoruz ama peygamber devesine karşı olan sempatimizi kaybedebiliriz. En yakın akrabası hamam böcekleridir. Çok da karizmatik bir soy kökleri yok diyorsun. Taksonomi dallanmasında ortak özellikleri alt alta yazdığın zaman en yakın grup diyelim, tür diyelim de hamam böcekleriyle çok yakın akraba. Peygamber develeri spesifik karizmatik hayvanlar. Bizle tanıştırdığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Daha karizmatik bir özelliği daha var. Fotoğrafını çekmiştim ben. Muhtemelen rejideki arkadaşlar o fotoğrafları kullanırlar. Üç aşağı beş yukarı herkes onların gözlerini bilir. Kara sineklerinden daha büyük faset gözler şeklindedir. Alana çok hakimdir. Fakat enteresan bir şey daha var. Mesela bizim gözlerimizde ışığı algılamanın haricinde trikromatiktir. Yani üç rengi biz algılarız. O üç rengin karışımını renkler olarak görürüz. Peygamber devesinde incelendiği zaman yani fizyolojik olarak incelendiğinde gözünde 8 tane şey var. Renk pigmenti var. Yani bizim göremediğimiz 5 ayrı daha dalga boyunu görüyor. Muhtemelen işte ultraviyoleyi görüyor, infraredi görüyor ve şu anda bizim hayal edemediğimiz başka renkleri de görüyor. Zaten karizmatik, zaten avcı, zaten vahşi, bir de böyle ekstradan donanımlı, acayip teknolojik bir arkadaş kendisi.